Ulan Seko, senin duyduğun gibi Yaman vezirin masasındaki herkesi öldürürse dermanı geçer. Benim gözümde bir numara olur. Sen gözünde kimseyi bir numara yapmazsın Hamdi Baba. Aferin lan. Bak babanı tanımışsın. Sor, niye? Kimse şımarmasın diye mi Hamdi Baba? Öyle. Şımaran adam kılıktan kılığa giremez, kalıptan kalıba giremez. Gurur yapar, kibir yapar. Kibirli adamı ben ne yaparım? Ezerim. Kubi, camları aç. Rıfkı abi sen misin? Neydi o silah sesi Seko? Millete söyle herkes çıksın. Çatışsın. Gebersinler. Sen sakın dışarıdakilere kendini gösterme. Yanıma gel. Tamamdır Hamdi Baba. Haydi. Bak, haydi. Ha. Açmamız lazım Hamdi Baba. Ne yapıyorsun? Silahını milahını at. Gözükmeyecek bir yerde. Korkmuş gibi gel. Arkama sil. Sesini çıkartma. Sen hasta bakıcısın. Hadi. Bana bir şey yapmayın. Ben hasta bakıcı. Yaman Korkmaz'ı arıyoruz. Nerede? Burada değiller. Gittiler. Reisim bu Yaman'ın babası. Sana bahsettiğim bunak. Belli ki yanına aldırmış şerefsiz. Yaman. Oğlum. Ah. Derman oğlum sen misin? Rıfkı, sana bir söz verdim.
Beni Yaman'a götür, seni öldürmeyeyim dedim. Yaman nerede? Bilmiyorum. Ben çıkarken buradalardı. Babasını niye bırakıp gidiyorum şerefsiz? Hasta babası. Bekleriz. Gelene kadar bekleriz. Ali aramış 5 kere. Arıyorum. Efendim Hızır Ali. Alparslan. Yaman Korkmaz mekanı bastı. Hangi mekanı? Masayı bastı. Herkes içeride. Muhtemelen şu an babamların kafasında silah var. Burada benden başka kimse yok. Herkesi etkisiz hale getirirler. Tamam, sen orada kal. Tekin seni arayacak. Kuzen, telefonu kapatma. Ben ne yapacağım onu söyle. Kubilay, Rıfkı'nın telefonu sende mi? Bende baba. Durun çocuklar, sıkmayın. Bu önemli bir telefon. Alp Aslan'ın öldüğünü duysunlar, sonra sıkalım. Ne yaptınız Rıfkı? Alp Aslan öldü mü? Ölmedim Yaman. Bir dahaki sefer Alp Aslan'cığım. Şimdi meşgulüm. Ben seni daha sonra ararım. Bu Alp Aslan ticaretten hiç anlamıyor. İyi ki masadan atmışsınız. Aklınca Rıfkı ile bana ulaşacak. Rıfkı kim? Rıfkı geberdi. Ben oturmuşum kelle paça salonuna. O oturmuş, kıtır ekmek diyor. Aa, bak görüntülü arıyor. Hadi son kez sizi bir görsün. Çocuk ölmeden amcalarını görsün. Öyle değil mi? Hadi bakalım. Son kez amcalarını bir gör. İyi. O zaman sen de son bir kez babanı gör. Şimdi ya dediklerimi yaparsın ya da burada öldürdüğüm bütün adamların gibi babanı öldürür. Sonra da gelir seni öldürürüm. Bir tercih yap. 30 saniyen var. Madem bu söylediklerini yaptın, mekanımdasın. Nereden inanayım buradan ayrıldıktan sonra
öldürmeyeceğine. Senin oradan çıktığını bana haber verecek biri var. Ben de buradan çıkınca Rıfkı haber verir. Anlaştık mı? Aslında babam yaşlı. Hasta bir adam. Ölse ona da bir kurtuluş, bana da bir kurtuluş. Ama babasını ölüme terk etti diye arkamdan konuşmuşsunuz. Ayıp etmişsiniz. Şimdi ben sizin arkanızdan konuşacağım. Bu kadar kelle bir alpaslan etmedi diye. Anlaştık. Haydi çıkıyoruz. Yaman. Ben senin yerinde olsam oradakileri öldürmeden gitmem. Gel sen babandan vazgeç. Biz de canımızdan. Hı? Bir dahaki sefere reis. Bir dahaki sefere. Hızır Ali, sen bir şey yapmayacaksın. Kuzenim bir anlaşma yaptı. Onlar oradan ayrılınca haber ver. Telefonda bekliyorum kardeş. Adam kaç yıldır bu halde? Ben 6 aydır bakıyorum. Ama uzun zamandır bu halde diyorlar. Çıkıyorlarmış baba. Biz de çıkıyoruz. Oğlunu öldüreceğim. Aslında seni de öldüreceğim. Ama bugün değil. Rıfkı, o benim itlere söyle bir daha buraya gelmesinler. Ama hangi cehenneme gittiklerini Seko'ya söylesinler. Ezeceğim onları. Peki baba. Aferin lan it. İyi sattın babanı. Böyle durumlarda babanı bile satacaksın. Bak Yaman'a satamadı babasını. Yüzüne gözüne bulaştırdı.
Uyudu mu Zeyno? Uyudu. Bugün biraz huzursuzdu. Gündüz yoktum ya herhalde o yüzden. Bir tek huzursuz olan o değil de... ben de seninle konuşmak istiyordum. Konuşalım abla. Akşamüstü bir şey demedim. Baş başa konuşalım istedim. Konu ne abla? O kızın otelde ne işi var? Bağır mı diyorsun? Evet. Onu diyorum. Anlattım ya sana. İlyas'ın Bağır'a yaptıklarını. O yüzden İlyas'a ceza kestim işte. Peki kimse sana... o kızın Hızır'a ne yaptığını anlatmadı mı? Evet. Kendisi anlattı geçen. Ve sen de bunu bile bile... o kızı kendi ellerine bize ait bir mekana götürüp yerleştirdin. Ve bunu sırf İlyas'a ceza olsun diye yaptın. Öyle mi? Ceylan abla... Bahar benim çocukluk arkadaşım. Ve kocam bana sormadan onun hayatıyla ilgili bir karar verdi. Basit bir şey değil bu. Hızır'ın vurulması basit bir şey miydi? Ölebilirdi. Anlamadım ki ben. Senin endişen... Bahar Hızır abiye otelde yine böyle bir şeye teşebbüs eder diye mi? Birini öldürmeye teşebbüs eden her şeyi yapmaya teşebbüs eder. Ve sen bunu bile bile onu kendi ellerinle otele yerleştiriyorsun. Hızır abinin evi terk edip otele yerleşeceğini nereden bilebilirdim ki? Of. Ömür, sen bu işlerin içinde olmayan bir insan değilsin. Bu Bahar, Hızır'ı vurduğunun ertesi günü kalktı buraya geldi. Niye geldi? Niye geldi? İşimi yarım bırakmayacağım demeye geldi. Alakası yok. Hızır abi ona bir şey yapmasın diye geldi. Bir de emniyete söylemediği için teşekkür etmeye. Olayı kapatalım demeye geldi yani. Ve sen de onu aldın. Hızır'ın yanına getirdin. Arkadaşındır diye bir şey söylemedim, sustum. Ama bana kalsa... o kız... bu kapıdan içeri giremezdi. Kızın babası öldürüldü. Hem de bu kapının içindeki insanlar tarafından. Sizin yeğeniniz yaptı. Evet, benim yeğenim. Karısı öldürüldüğü için. Senin o baktığın bebeğin annesi. Onlar tarafından öldürüldüğü için. Tam olarak ne demeye çalışıyorsun? Erkeklerin işine karışma mı? Bu eve girip çıkacak insanları ben seçerim mi? Yoksa Hızır abimi kıskandın. Onu anlamaya çalışıyorum. Evet. Erkeklerin işine karışma. Hele de artık ben bile karışmıyorken. Arkadaşın faslına gelince... eğer arkadaşın bu evde herhangi birine zarar vermeye çalıştıysa bu eve giremez. Girse de öyle elini kolunu sallayarak çıkamaz. Kocamı kıskanma meselesi ise haddini bil.
Ben o adamı her şeye ve herkese rağmen yıllarca sevmeye devam ettim. Hem de kıkımı bile çıkarmadan. 2 saat bile dayanamayacağım bir duyguyla karşıma geçip bana ahkam kesme. Bitti mi? Yapacaklarım bitmedi. Ama söyleyeceklerim bitti. Sen beni Ebru'yla ya da Emrin'dekilerle karıştırdın herhalde. Ben senin talimat vereceğin biri değilim. Büyüğümsün, saygı duyarım. Ama beni yönetmeye ya da ne yapacağımı söylemeye kalkarsan buna izin vermem. Ya siz bu gece ölmeyecektiniz de hangi gece ölecektiniz? He? Teslim olmak ne demek, ne demek? Madem korkaksınız, madem ölmekten korkuyorsunuz, bari bir silah sıkın ya. Sıkın, sıkın ya, bir silah sıkın. Ondan sonra kaçın nereye kaçıyorsanız. Gerisini biz hallederiz. Yukarıda 10 tane adamız biz. Ne söylesen haklısın İlyas. Benim hatam. Hakan'ın, Mikail'in ve diğer arkadaşların bir kabahati yok. Neye göre yok? Adamlar benim kafama silah dayayınca arkadaşlar duygusal tepki verdi. Yanlıştı. Ama sebebi benim. Ne oldu şimdi? Hata, günah benimdi. Mevzu bitti mi yani? Ne yapayım İlyas? Kafama mı sıkayım? Nasıl telafi edebilirim? Yahu onu anlatmaya çalışıyorum zaten enişte, edemezsin. Bunun telafi edilecek bir yanı yok. Sen de öyle Alparslan'ı arayacağına sık sık havaya sık havaya. Ki biz de haberdar olalım baskın var diye. Amca, ben böyle bir risk alamazdım. Adamların hepsinin elinde akrepler vardı. Böyle birkaç kişi de ölmezdi yani. Ya sana ne? Kaç kişi ölürse ölsündü. Sana ne? Bir bak bakayım, bir yüzümüze bir bak. Bizim yaşıyor gibi bir halimiz var mı? Gayet var. Amca çok şükür hepiniz hayattasınız. Ben doğru olanı yaptım. Sen hala konuşuyor musun? Reis, bir hata yaptık, ölemedik. Bir emir ver, ne yapacaksak yapalım. Bu utanç kalksın üstümüzden. Siz yanlış bir şey yapmadınız. O ne demek abi öyle? Yanlışı yapan biziz. Kendi yanlışlarımızı başkalarının üzerine yıkarak bu durumdan kurtulamayız İlyas. Vallahi abi çok özür dilerim ama biz bu gece yanlış bile yapamadık. Adamların karşısında öyle tavşan gibi kaldık. İyi işte. Ormanlar kralı aslan da geldi bizi kurtardı da neyin peşindesin? Uzatma. Hadi. Öl lan öl.
Adam korkmamış gelmiş mekanımızı basmış. Sen? Yok eniştenin kafasında silah vardı. Yok size bir şey olmasındı. Gebersinler lan! Ne oldu? Eniştenin kafasından silah indirdiler, bizim kafamıza dayadılar. Haklısın abi. Diyecek bir lafım yok. Hakan abi otursana. Ya nereye oturuyor ya? Nereye oturuyor? Ya defol git gözüm görmesin seni. Sonuçta kimse ölmemiş amca. Tabii ki Alparslan'ın büyük katkısı varmış anladığım kadarıyla ama kimse ölmemiş. Ya ölmüştük biz, ölmüştük. Alparslan olmasa ölmüştük. Ölmüşmüşüz. Alparslan o korumaları oradan aldığı için bu hale düştük. Ya biz bugüne kadar Alparslan mı koruyordu abi, affedersin de. Mekan onun. Güvenliği o sağlıyor diye biz de sap gibi gidiyoruz herhalde, değil mi? Ha bak. O sap kısmında haklısın abi. Orada haklısın. Yani gittik gördük kimse yok. Dönecektik. Hızır Ali de akıllıca iş yapmış. O da bu gecenin gizli kahramanı. Doğru söylüyorsun dedi. İki tane çakır beyli hayatlarımızı kurtardı yani bu. Başlayacağım hayatına. Ya keşke benimkini kurtarmasalardı ya. Abi. Bak duyguların yargılarını etkiliyor. Bence kızacağın yerde aç bir Alparslan'a teşekkür et. Yok amca o kadar da değil. Bence bir mesaj atabilir. Ulan siz mi ne yapıp ne yapmayacağıma karar vereceksiniz? Ha? Defolun gidin karşımdan. Tepemi tasını attırmayın benim. Kalk Tilo kalk. Aşağı inelim. Tepsiyi de al. Ha şimdiden söyleyeyim. Sonradan haberim yoktu olmasın. Yarın sabah erkenden Alparslan'ın yazıhaneye gideceğim. Teşekkür etme. Ya cehennemi dibine git be Esat. Sen herkesi kov. Evinde tek başına oturursun böyle. La ilahe illallah. Sen yatmadın mı hala? Seni bekledim. Sebep? Konuşuruz diye. Vallahi teşekkür ederim hayatım. Çünkü hakikaten dertleşilecek, konuşulacak bir gün. Ama maalesef bunu yapmaya bile halim yok. Ne oldu ki? Ne olmadı ki? En kötülerini geçir aklından. Sonra onları bir sıralar. İşte günüm tam olarak öyle geçti. Bir gün sen de bana soracak mısın? Günün nasıl geçti diye. Gününü biliyorum zaten Ömür. Neyini soracağım? Kalktın otele gittin, arkadaşınla görüştün, oradan yeğeninle öpüşmeye gittin. Sonra da döndün evine geldin. Ne olmuş olabilir ki yani? Bir şey olmadı İlyas. Tamam hayatım, pardon. Benim belli ki şahane günüm devam ediyor. Evet. Anlat hayatım, seni dinliyorum. Anlat, arkadaşının dedikodusunu anlat. Yeğeninin tatlılığını, Zeyno'nun akusunu, kokusunu, uykusunu... Anlat. Bu evden taşınalım diyorum. Anlamadım. Daha önce
söylüyordun ya. Kendimize ait bir evimiz olsun. He he. Bence haklısın. Artık bizim de kendimize ait bir evimiz olmalı. Bir şey mi oldu? Yok. Belli ki bir şey olmuştu Ömür. Anam bir şey mi dedi? Senin annen benim annem. Bir şey derse de yine söylemiştir. E tamam, kim bir şey dedi o zaman? Hatice mi dedi? Ya kimin ne dediğinin ne önemi var İlyas? Ben sana diyorum işte. Taşınalım diyorum. Bunu niye illa birinin bir şey demesine bağlamak zorundasın? Abim yok. Alparslan da gitti. Evde kimse kalmadı. Hayatım, şimdi biz buradan niye taşınalım? Çünkü bu ev bize ait değil. Kime ait, kime? Bize ait değilse kime ait bu ev? Abine. Ömür, ben abim gitti diyorum. Sen beni anlamıyor musun? Yani bana sorarsan uzun bir sürede gelmeyecek. Yani şimdi tamam, diyelim ki taşındık. Ne deyip de taşınacağız biz buradan? İşte orasında sen düşünür. Ben bu evde yaşamak istemiyorum. Tamam Ömür, tamam. Bir yere gider bakarız, bir ev bulup taşınırız. Bir ara değil İlyas. Yarın. Sen müsait değilsen ben bulurum. Ömür, sen gece gece çıldırdın mı? He? Bak ben sana yok demiyorum, olmaz da demiyorum. Bir ara bakarız diyorum, sen bana kalkmışsın hala yarın bakarız diyorsun. Ömür, sen ne dediğinin farkında mısın? Ben bir gece daha bu evde kalmak istemiyorum. Kalma hayatım. Kalma, sen de buyur otele gel. Sen de gel. Hayata bak ya. Bir bizim yaşadığımız hayata bak. Bir de bunların yaşadığı hayata bak. Sizin derdiniz ne olabilir ki ya? Aç mısın, tok musun lan, nerelere geldik? Geldiğimiz yere bak. Galiba kovuldum. Galiba derken? Defol git dediler. Ama bugünlük mü, ömürlük mü, o kısmı meçhul. Bakın, bu gece üçümüz de ölebilirdik. Benim tek umudum, bu gece hala üçümüzün de ölebilecek olması. O yüzden, var mısınız, yok musunuz? Kendimizi aşağı mı atacağız enişte? Durduk yere nasıl öleceğiz? Durduk yere değil Mikail. Nasıl? Kaya da geldi. Herkese merhaba. Merhaba. Kusura bakma, sana da bu saatte gel dedim ama. Zaten iki paralık olmuşuz enişte. Gidip yatacak halimiz yok. Mevzu nedir? Mevzu şu. Bu korkmazların depolarını basalım diyorum. Adresleri de sende var zaten. Biz üçümüz de ölmeye hazırız. Aynen öyle. Ne olacaksa olsun. Gidelim, vuralım, vurulalım. Tamamen katılıyorum ama bir hata daha yapıp reisleri zor duruma düşürmeyelim enişte. Öleceğiz dedik de. Ben de ya ölmezsek diyorum işte. Nereye ölüyoruz ya? Bizi kim öldürebilir? Bu gece gayet öldürebilirlerdi. Ben bir yeri basmaya gittim mi ölmem. Ama beni kapının dışında bekçi gibi bir arabanın içine oturturlarsa yapabileceğim en iyi şey ölmek zaten. Yani Kaya. Bu kadar mıyız? Hı? Adam mı lazım? Adam madam lazım değil. Başka gelecek var mı, onun için soruyorum.
Yoksa kimse gelip işimize karışmasın yeter. Doğrusu da bu. Hadi. Demek sen yetişmesen bir gecede tertemiz olacaktı alem. Yani tertemiz derken Hızır'la İlyas reisler başta olmak üzere bütün masa ölecekti Şahin'a. Çok büyük fırsat kaçırmışsın. Anlamadım. Bir gecede bütün mafya babaları masada ölecekti. İlla ki bir kurşun da o korkmazlara gelecekti. Korkmazların babaları da sizin elinizdeydi. Bitmişti mevzu yani. Bitmişti. Tek başına bir gecede en büyük baba olarak kalacaktın. Şahin ağa, bizim kimsenin masasında gözümüz yok. Hele de tek kalma gibi bir derdimiz hiç yok. Böyle bir derdim var demedim. Bu fırsat bugüne kadar kimsenin ayağına gelmedi. Onu dedim. Baba, akrabamızdır da hepsi. Doğrudur. Kan yoluyla bulaşan en çaresiz hastalık akrabalıktır. Ya bir düven olsa sanki reisler ölsün istiyorsun sanacak Şahin ağa. Ben Allah'ın işine karışmam Tekin. Ama Arpaslan gibi mani de olmam. Onu diyorum. Vallahi ben diyorum ki bu gece olanlardan sonra herkes Alparslan Baba'nın hakkını teslim eder artık. Siz hiç insan tanımamışsınız. O masadaki herkes şu an diyordur ki Arpaslan adamlarını çekti, bizi korkmazlara yem etti. Ben kimseyi çekmedim. Ben biraz çekmiş olabilirim. Biz artık orada değiliz. Siz bilirsiniz dedim. Tabii çocuklar da tereddüt etmeden geldiler. Ya benim asıl anlamadığım, biz Ebru'ya sabah her şeyi anlattık. Onlar daha ne demeye oraya toplanmaya gitmişler ki? Ha, bizim yüzümüzden kimseye bir şey olmadı ya. Kim ne demiş hiçbir önemi yok. Şimdi sen diyorsun ki o Hamdi Korkmaz bunamış. Öyle mi Tekin'im? Yani ben ikidir görüyorum. İkidir aynı Şahin ağa. Ancak Alparslan Baba'nın aklına yatmayan bir şeyler var. Öyle olsa Yaman Korkmaz masada bir kişiyi sağ bırakmazdı. Yani adamı bırakması da mı numaraydı diyorsun? O plan Yaman'ın planı değildi. Babasının planıydı. Bu adamları korkmaz yapan babaları. Baba, sen bu Hamdi ile ilgili niye hiçbir şey söylemiyorsun? Söyleyeyim evlat. Vicdanı tertemiz bir adamdır. Çünkü o vicdanını hiç kullanmamıştır. Ben o yüzden
lafa girerken dedim ki keşke onu öldüreydiniz. O Hamdi şeytanının ölümüne her şey değerdi. Ezdim baba. Ezdim. Bütün masayı ezdim. Seni ele geçirmeseydi bu akşam hepsi bitmişti. Ben birinin eline mi geçtim Seko? Yok Hamdi baba. Ama Yaman abi müdahale etmese o alpaslan öldürürdü seni. O alpaslanı Yaman zamanında öldürseydi biz şimdi bunları konuşuyor olur muyduk? Tamam baba. Haklısın. Keşke telefonu kapatsaydım. Seko gibi seni satsaydım. Sen de nerede o esnaflık? Bir dahakine öyle yaparız. Bir daha böyle bir şey olmayacak. O alpaslan deli manyak bir adam. Onu hemen sokaklardan silip atmak lazım. Duydunuz mu lan? İtler. Adamları tefeci Hüsnü'yü öldürdü bile. En son alpaslan kasasındaki defterleri de alın dedi. Hamdi babanın dediği gibi. Hemen harekete geçmemiz lazım Yaman abi. Geçtiniz ne oldu Rıfkı? Hı? Adamları depoya bile getirdim. Seni gebertirdim. Açık etmemişsin. Babam yaşasın it dedi diye sesimi çıkarmıyorum. Zaten bugün yarın kendi ölür diye yaşasın dedim Yaman. Yoksa bunları ezeceksin. Dal budak bırakmayacaksın, keseceksin. Alparslan'ın etrafındaki ekip nasıl Rıfkı? Hangi açıdan? Kalabalık mı ele geçirdiler sizi üstünle? Yok. Bir kişiydi. Nasıl bir kişiydi? Ölüme yürüdü bildiğin. Genç bir çocuk. Belinde silah vardır diye tahmin bile etmedim. 5 saniye içinde 6 kişi yere düştü. İşte adamın yaptığı şey bu. Adamları ölüme yürüyor. Bir kişi 6 kişiyi indiriyor diye efsaneler yayacak. Bastığımız mekandaki korumalar da onun yanında demiştin Rıfkı. Yok. Onları göndermemişti bile. Düşün. Bizim depoya girerken onları da gördüm. Onlar bin beteri. Özel eğitilmiş adamlar benim gördüğüm Yaman abi. Yayın. Yayın. Efsaneyi kendi ağzınızla yayın. Ulan gerizekalılar. Ben size adamları bitirin diyorum. Siz yok adamlar şöyle özel, yok böyle eğitimli diye safsata ediyorsunuz. Biz kimiz? Neyiz? Korkmazlar. Karşımızdakinin kim olduğunun bizim için hiçbir önemi yoktur. Derman için yoktur hakikaten. Ama belli ki senin bu itlerin korkuyor Yaman. Tamam git. Üç büyük depomuzu basmışlar. Nasıl basmışlar? Kim basmış? Alparslan mı? Değil abi. 4 kişilermiş. Mekanın önünde rehin aldığımız adamlarmış. Onları da mı öldürmediniz? Sıksaydık içeri nasıl girecektik baba? Herkesi sıkma Yaman. Bazılarını kesersin, olur biter. Bir mekana da nasıl girileceğini ben mi öğreteceğim? Depolardaki mallar, paralar... Değerli olan her şeyi almışlar abi. Aha da rezil olduk.
Ya hırsızın malı çalınır mı? Bunu da mı görecektik? Olayın üstünü kapatın. Orada kim sağ kaldıysa hepsini öldürün. Bu olay hiçbir şekilde duyulmayacak. Anlaşıldı mı? Hayırdır İsa? Babamlar bu saatte niye burada? İkisinin de tansiyonu fırlanmış. Bir kasa limon yediler. Ben onların tansiyonunu düşürürüm şimdi. Bu arada İsa, Mikail tırlarla gelecek. Onları güvenli bir yere park edin. Hakan. Ne yok? Ne türü? Ne oluyor? Korkmazların depolarını bastık. Mallarını kaldırdık. Ula sormadan buraya niye getiriyorsunuz? Bizim de başımızı belaya mı sokacaksınız? Kaya dedi ki, ganimet benimdir. O yüzden buraya getirdik. La havle. Bu uşak akıllı mı, deli mi? Belli değil. Bu kadar stresle en son Kıbrıs Barış Harekatı'na girmiştim. Sen asker miydin o zaman? Yok la. Silah taşıyorduk rahmetli babamla. He. Bu nedir bizim başımıza gene ya? Kaç yaşına adam oldum, böyle bir kepaselik görmedim. Biz her gün görüyorduk İdris. Alışırsın, alışırsın. Yani bir silah tüccarının en azından bir silah kadar ağırlığı vardır. Ha? Biz plastik gibi suyun üstünde kaldık. Batamadık bile. Tufan. Kepaze olduk. Merhaba baba. Merhaba Tufan abi. Merhaba, merhaba. Geç, geç. Dışarıda kar mı yağıyor? Bu eldivenler nedir? Operasyondan geliyoruz baba. La Kaya, doktor Aziz'le konuşma. Ne operasyonu? Tufan ağa. Korkmazları darmaduman ettik. Bu gecenin intikamını aldık. Nasıl aldınız? Kemal öldü mü? Ölmekten beter oldu. En az 100 milyonluk malını aldık. Ula kim kim yaptınız bu işi? Bize adam mı lazım Tufan abi? Kaya, ben, Mikail, Hakan. Dördümüz ya. 3 ana depo bastık. 20 leşimiz var. 2 tırda mal yolda geliyor. Evladım Kaya. Bu işten Hızır'ın haberi var mı? Attığımız her adımdan sıktığımız adamına kadar niye ona haber veriyoruz baba? Kaya, Hızır masanın lideri ya, onun için soray baban. Abi o masayı bizim başımıza geçirmediler mi? Biz de gittik cevabını verdik. Onlar 1 can alamadı, biz 20 can aldık. Onlar tek mal alamadı, biz 3 depo mal aldık. Aldık valla. Şimdi bu mal dediğiniz nedir? İşte depodaki altınlar, paralar, kıymetli eşyalar. Elektronikleri almadık, orada yaktık. Yüklemedik bile. Ulan milletten çalınmış malı, mülkü aldınız buraya getirdiniz, öyle mi? Kaya dedi ki ganimet benim. Allah var, hakkı da. Yani... Bütün adresleri o biliyor. Şimdi
Siz bu çalıntı malları benim depoma getirdiniz yani. Yiyorsa gelsin buradan alsın. O sivri kafalı. Haramdır. Haram. Onu diyorum. Hırsızdan mal çalmanın neyi haram baba? Biz ihtiyaçtan almadık ki. Ders verelim diye aldık. Alış İdris, alış. Sen daha çok stres yaşarsın. Ne diyeceklermiş Hızır Ali sabah sabah? Baba ne diyeceklerse gelsin desinler. Kapının önündeler. Ben sana bir daha niye anlatayım? Doğru söylüyorsun. Ben de kabahat. Sana niye soruyorum ki? Gelsinler onlara sorayım. Hadi. Sizi dinliyorum. Hayırdır, istifa mı edeceksiniz? Yok dayı, niye istifa edelim? Ama öldüreceksen o ayrı. Konuya girmezseniz birazdan öldüreceğim. Hızır abi. Biz dün gece bir iş yaptık. Yani hatamızı telafi etmek için reis. Ne halt ettiniz yine? Dayı, Korkmazlar'ın üç büyük deposunu darmadağın ettik. Neyi var, neyi yoksa soyup soğana çevirdik. Soyduk derken enişte? Yok yani, çaldık anlamında söylemedim yeğenim. Ele geçirdik. Ve? Ve'si dayı takdirine sunuyoruz. Takdir ettim ha. Peki, soygundan ele geçirdiğiniz o hırsızlık mallarını ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hepsi kayada Hızır abi. Yani biz niye haram malları alalım? Kaya ne alaka? Vallahi Kaya civa gibi çocuk. Tam operasyon adam. Bu Korkmazların nerede nesi var hepsini biliyor. Siz dördünüz mü yaptınız bu işi? Evet dayı. Peki Behzat'ın, İlyas'ın haberi var mı? Hakan kovulmuş abi. İlyas Reis de bizim yüzümüze bakmıyor. Onun için kimseye söyleyemedik. Ama Tufan Ağa'yla İdris Reis biliyor dayı. Hak ettiğinizi biliyorlar yani. Yok. Dönünce öğrendiler. Ne dediler? Aferin dediler. Aferin o zaman. Yani affedildik mi dayı? Benim sizde bir sorunum yok oğlum. Sizi kovanlara anlatırsınız. Belki sizi affederler. Dayı şimdi biz söylersek böbürlenmek gibi olur. Hani sen anlatırsan tamam, teşekkür bile etmeseler en azından konu kapansın. Tamam enişte, söylerim, gelsinler size teşekkür etsinler. Yok abi, estağfurullah. Yani ne teşekkür? Dayı bu arada Kaya'yla da konuştuk. Biz bu Yaman'ı düşüreceğiz. Yani eylemlerimiz devam edecek. Siz Yaman'ı düşürdünüz bile işte. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Fidanlığa geçin. Ben size haber veririm. Tamam dayı. O zaman biz fidanlığa gidelim. Baba dalga mı geçtin? Yok. Büyük iş yapmışlar. Yaman'ı nasıl düşürdüler ben anlamadım. Sen şu Cihan'a haber ver. Fidanlığa geçsin. Biz de seninle Şahinağa'ya uğrayıp oraya gidelim. Yok, ben hiçbir şey anlamadım. Patlama. Anlarsın.
İstediğim para kolilerde. Devamı? Devam biraz zaman alır. Bunlar herhalde epeyce seni idare eder diye düşünüyorum. Tekin'im, bütün parayı garibanlara dağıtın. Bu Kokmazların mahallesinden başlasın çocuklar, değil mi baba? Aynen öyle yapın. Tefecinin listesiyle başlayın. Bütün borçları silin, üstüne para verin. Tekin abi, mahalleye hakimim. Kim kimdir bilirim. Kubilay, sen Alparslan babanın yanında kal. Burası sende. Mahalleyi ben hallederim. Sen nasıl dersen abi. Osman, senin ekip hazır mı? Hazır Tekin abi. Boyacılar işi yapmış mı? Yapmış abi. Fotoğraflar geldi, göstereyim mi? Göster bakayım hadi. Dün gece herkes ölebilirdi Alparslan. Hata sende Ebru. Adamların burada olduğunu gördüm. Niye gidip amcamlara söylemedin? Ceylan Hanım'la söylemek için gittik. Ama ortam müsait değildi. O zaman böyle izah edersiniz. Eğer bir soran olursa. Alparslan, herkesten ziyade ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Belli ki ailene kızgın ya da kırgınsın. Ama bana niye böyle davranıyorsun, ben bunu anlayamıyorum. Sen kimin avukatıydın? Ünal Bey'i mi kastediyorsun? Evet. Ünal Bey'in mirası kimde? Sende. Peki. Sen niye yanımda değilsin? Ama teyzen. Aması olan kimse bana lazım değil. Baba, Hızır reisler yolu ilermiş. Gelmesinler. Hızır Ali diyor ki kapının önündeyiz. Onunla bir olacak halimiz yok. Madem kapımıza kadar gelmişler, al içeri. Misafire kahve getir evlat. Emredersin baba. Merhaba Şahina. Merhaba Ali'ciğim. Adıma da mı küstün? Adına yakışmayan bir şey yapan adama küserim. Zikretmemem ondandır. Adıma yakışmayan çok şey yaptım. Küse küse son yaptığımı mı küstün? Benim de nefsim var. Belki zoruma gitmiştir. Gelişinden maksat herhalde gönlümü almak değildir. Buyur, seni dinliyorum reis. Sana hiç yakışıyor mu? Neyimi yakıştıramadın? O çocuğu ateşe atmak sana yakışıyormuş hala.
O çocuğu sokağa atmak sana yakışıyor ama. Sokağa atmak bana yakışıyor. Çünkü onu 50 kere uyardım. Ben de seni 50.000 kere uyardım. Ne oldu? Dinledin mi hiç? Bildiğini okudun. Şimdi de yeğenin bildiğini okuyor. Bilmez o, bilmez. Sokakları bilmez. Beyim krallar gibi yaşamış. Sokakta hayatta kalamaz o. Sana ne? Hayat onun hayatı. Masandan atmışsın. Evinden kovmuşsun. Nasıl yaşadığından, nerede yaşadığından sana ne? Ölsün diye kovmadım. Ölmesin diye kovdum. Bu çocuk hep gizli işler çeviriyor. Başını belaya sokuyor. Allah Allah. Bu çocuk dediğin bana birini hatırlattı. O benim gibi değil Şahin ağa. Aa, onu biliyorum. Zaaflarınız farklı. O gecenin bir yarısı lastik değiştireyim diye kurşun yemez. Ben yerim. Ben lastik değiştirirken de kurşun yerim. Bir hiç içinde kurşun yerim. Ama Alparslan yüzünden hep başkaları kurşun yiyor. Sevdiklerine zarar veren bir adamdan bu aleme baba olmaz. Yanlış bir şeyin peşindesiniz. Ben bir şeyin peşinde değilim. Doğrudan başka. Sen doğru ol. Senin peşinden gelirim. Hasmın doğru olsun. Onun da peşinden giderim. İyi. Gidin bakalım. Ama gittiğiniz yol yanlış bir yol demeye geldim. Son bir kez uyarmaya geldim. Üstelik onu değil. Seni uyarmaya geldim. Benim sana geldiklerime say. Kahveni içmedin. İçtiklerime sayın. Kim ne zaman yazmış bunu? Gece yazmışlar. Bu yazılırken kapının önündeki gerzekler ne alt ediyormuş? O gerzek dediklerin yazmış zaten. Bizim kapımızın önündeki adamları mı satın almış bunlar? Bence konuyu fazla uzatmayalım. Kimse görmeden hemen şunun üstünü boyasınlar. Hamdi baba. Ne var lan it? Beğendin mi yumurtayı? He. Çok taze. Şu arkadaki kümesten gidip aldım. Seko. Ulan bizim mahallenin yumurtasını çalmayın bari. Kendi mahallesine soyamayan hiç kimsenin mahallesine soyamaz. Hırsızın başını tevekkül geriye man. Aferin lan it. Sağ ol Hamdi baba.
Ben buraya gelirken yolda bir şeyler gördüm. Mahallenin bütün duvarlarına aslan, çakal bir şeyler yazmışlar. Bizim mahallenin? Bizim kapının önüne bile yazmışlar. Kim lazım? Çekillen. Tamamen silinecek abi, sıkıntı yok. Bunu benim kapımın önüne kadar gelip yazdılar. Ve siz hala sıkıntı yok. Silinecek mi diyorsunuz? Bunu yapanları buluyorsunuz. Mahallenin girişine asıyorsunuz. Söyledim, bakıyor çocuklar abi. Bulur bulmaz dediğini yapacağız. Muhtar. Senin de borcun varmış bu tefeciye. Ona borcu olmayan yok ki. Mahallede yakaladıklarına senet imzalatıyor zaten. Artık borcun morcun yok. Nasıl yok? Hüsnü, Alpaslan Çakırbeyli'nin emriyle dün gece infaz edildi. Tefeciye borcu olan herkesin borcu Alpaslan Baba tarafından silindi. Korkmazlar ne olacak? Korkacak. Bundan sonra herkes bizden korkacak. Ama mahalleli değil. Gariban değil. Çakallar korkacaklar. Şimdi muhtar, Alpaslan Baba'nın talimatı şu. Bu mahallede ne kadar ihtiyaç sahibi varsa hepsinin ihtiyacı görülecek. Bundan sonra kimse yaman korkmaz ve adamlarına eyvallah etmeyecekler. Şimdi bu arkadaşlar senin gösterdiğin evlere nakdi yardım yapacak. Allah razı olsun Tekin kardeş. Ama bu korkmazlar sizin dağıtacağınız paralara çökerler. Bu garibanları acımaz ezerler. Sen merak etme Muhtar. Arkadaşlar buradalar. Bundan sonra kimse, ama hiç kimse, bizim olduğumuz yerde garibanı ezemez. Paranın hepsini mi yolladı? Allah öyle yaptı. Fakire fukaraya dağıtırsınız hepsini diyor. Dağıtsın. Fakire de dağıtsın, fukaraya da dağıtsın. Kime istiyorsa dağıtsın. Ama tam olarak ne yapmaya çalışıyor bu çocuk? Efsane olmaya çalışıyor. Ki bu parayla olur bence. Parayla efsane olunmaz. Alpaslan'ın tam olarak yapmak istediği bu değil. Peki sizce ne? Yaman'ı bitirmeye oynuyor. Herkesi ininden çıkarma peşinde. Herkes? Özlem'i öldüren ve buna dahil olan herkes. Ne oldu Adnan? Ömür yenge mesaj atmış, çıkıyoruz diye. Nereye? Ne bileyim ben Mine, içeride olan sensin. Tamam, sen şimdi ortadan kaybol. Garaja git, ben icap ederse yine seni çağırırım. Anne.
Ömür arabayı istemiş. Çıkıyormuş. Nereye gideymiş? Bilmiyorum. Hani dün bir şeyler duyduk ya. Alıp başına gitmesin bu. Yok. Etmez öyle bir iş. Sen bir konuşsan mı yine de, ha? Ben de sana uğrayacaktım anne. Hiç bana uğrayacak gibi durmuyorsun. Anne, bir şeyler oldu. Ben biraz abimde kalacağım. Ne oldu? Birine kötü bir şey mi oldu? Evini bırakıp gitmek ne demek? Hem biraz yeğenimle vakit geçiririm. Hem de uzaklaşmanın hepimize iyi geleceğini düşünüyorum. Sebep? De baki nelerden uzaklaşacak onu? Ben sana diyeyim. Bu evden uzaklaşmak anne. Biraz oturup konuşsanız. Böyle ayaküstü sinirle çekip gitmesen, ha? Yok, oturmayacağım. Ya kocanın bundan haberi var mıydı? Var anne. Dün gece konuştuk. Ne dedin o? Bu evde kalmak istemiyorum dedim anne. O da tamam dedi sana. Evet dedim. İyi. Kapı açık. Yolun da açık olsun. Şimdi gidebiliyorsun. Zeyno'yu alabilir miyim? Alamazsın. Ne demek alamazsın? Uşak bu evin uşağıdır. Sen bu evi bırakıp gidiyorsan bu evin uşağını da bırakıp gideceksin. O bana emanet. O Allah'a emanet. Kızım. Sen de Allah'a emanet ol. Adnan! Neler oluyor Hayriye Hanım? Ömür evi terk etti. Zeyno'yu bırakıp mı gitti? Yok, onu annem yollamadı. Ömür'ü de yollamasaydınız keşke. Kocasından izin almış. O kısmı beni ilgilendirmez.
Sen o dedüklerinde haklıydın. Duydum ettiğin lafları. Eğer bir insan pire için yorganı yakacaksa oğa karışmayacaksın. Yakacaksa kendini yaksın. Biz burayı bastıydık değil mi İlyas? He. Küpelileri yakaladık ya. Demek ki önce Doğan Baba'ya, oradan da Alparslan Baba'ya. Abartma Behzat. Baba abartma. Baba, amcanız geldi. Hangi amcam? İlyas Reis ile Behzat Reis. Amca hoş geldiniz. Keşke haber verseydiniz, kapıda karşılardım. Şu aralar hiç kapının önüne çıkma. Alparslan, herkesin gözü sende. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Mekanı güzelmiş yeğenim. Hem aslan hem kaplan, öyle mi? Bir odan daha yok mu? İki kurt resmi koyar, İlyas'la otururduk. Arkadaşı, abisi kovdu da o yüzden gidecek yer arıyor. Yine benim yüzümden mi sorun çıktı? Ya sen bakma amcanın kovuldu dediğine. Beni bilirsin. Her zaman haklının yanındayımdır. Haksızken nasıl yüzüne karşı söylediysem, abimin de yüzüne söyledim. Alparslan dün gece hepimizin hayatını kurtardı. Estağfurullah. Bırak lan yazıhane ağzını. Benim ben. Amca. Amca, açıkçası hayatınızı Hızır Ali kurtardı. Yani benim korkmazların orada bulmam tamamen şanstı. Duydun mu eniştelerin yaptığını? Depo baskınını diyor. Duydum. Bu sabah Tekin söyledi. O nerede? İşleri var. İşleri var. Anladım. Biz de buraya zaten iş konuşmaya gelmedik. Hayırlı uğurlu olsun. Da bahanesi. Nerede kalıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Hı? Bir şeye ihtiyacın var mı? Her ne kadar abimle ters düşseniz de o ayrı. Bizim seninle olan hukukumuz ayrı. Biliyorum amca. Şimdilik Şahin Ağa'da kalıyorum. Arkada bir otel var. Tekin oraya bir teklif yaptı. Eğer anlaşırsak oraya geçeceğim. La çayın işte katlilik. Senin bu yeğenin hakikaten dükkanın karşısına dükkan açıyor. Ha, yazıhaneden sonra otel işine de giriyor belli ki. Vallahi ben galericilikten başlar diye düşünüyordum ama. Yok amca, o işi pek beceremedik ya. Hiç girmeyeyim dedim. Girme girme. Riskli işlere girme. Alparslan, daha yaşın genç. Allah bağışlasın, dünyalar tatlısı da bir kızın var. Paraya da, nama da, kimseye de ihtiyacın yok. Yanlış anlama, ben buraya sana nasihat etmeye gelmedim. Seviliyorsun. Sen her nerede olursan ol. Her nerede ne yaparsan yap,
Sen bizim canımız, kanımız. Yani herkesin yeri bende ayrı. Kimseye kırgın ya da kızgın da değilim. Ama sen benim için amcadan ziyade hep abi oldun. Her kusurumu görmezden geldin. Ben hep yanımda oldum. Senden çok şey öğrendim. Umarım senden öğrendiklerim de ben de birilerine abi olabilirim. La baba olmuşum la, ne abisi? Bana bak. Sen şimdi gurur yaparsın. Haklısın da, bir şey demiyorum. Eğer bizim eve gelmek istemezse ben sana Zeyno'yu getiririm. Ya da Ömür getirir. Sen sadece bize nasıl görmek istediğini söyle. Anladın? İlyas amcam, Zeyno güvende. Benim için önemli olan tek şey onun güvende olması. Adın ne senin? Kubilay Behzat Reis. Kim getirdi seni buraya? Tekin abim sağ olsun. O nerede? Bilmiyorum. Cosa Nostra mısınız oğlum siz? He? Konuşmamaya yemin mi ettiniz? İki ahbaplık ediyorsun şurada. Ben de burada olduğunuzu duydum. Derhal geldim Behzat Reis. İlyas'ın burada olduğunu duymadın mı? Ne halt etmeye geldin? Şeref verdim İlyas Reis'im. Ben sana hiçbir şey vermedim Tekin. Yürü Bey. Kim para alıyorsa Alparslan'dan tespit edin. Bütün kemiklerini kırın. İbreti alem için sokaklarda süründürün. Parasını alın gelin. Yaman abi, çok büyük para dağıtıyorlar. Tamam işte, ne kadar dağıtıyorlarsa toplayın getirin. Ben Mihar Alparslan'a teşekkür ederim. Abi, İsmet'in kastı paraların toplanması mahallede ters tepebilir. Bence biz Alparslan'a ceza kestik. Paraları mahalleliye biz dağıttırıyoruz diyelim. Dün gece 3 depom basıldı. Paralarım çalındı. Yani o dağıtılan paralar benim. Mahallenin değil. Sen nasıl emrediyorsun abi? Hadi. Adreslere dağıtılıyorsa gidin ezin. Paraları alın, getirin. Direnen olursa kimsenin gözünün yaşına bakmayın, sıkın. Hadi. Siz de elinde boya kutusu. Spreyi olan birilerini gördüğünüz anda indirin. Açsana kapıyı! Aç kapıyı! Geç. Ses susun, tamam mı? Sakın çıkmayın. Açsana kapıyı! Aç! Aç! We'll be right back.
Sessiz olun, sakın çıkmayın bak. Aç kapıyı! Aç! Paralar nerede lan? Kim diyor abi, anne parası? Kesap parası. Baba! Paralar nerede? Söyle, geberteyim. Alparslan babanın verdiğini kimse geri alamaz. Atlar ulan parayı. Söyle. Söyle, seni de ezeriz Murtuğa. Alparslan babanın himayesindekine kimse dokunamaz. Alparslan'ın adamları bu arabayla para dağıtıyorlar. Cihan Bey, bu işten herkes zararlı çıkar. Yaman bir şey yaptı, daha gün ağarmadan depoları basıldı. Ben paraya önem vermem. Para benim umurumda değil ama paraya tapan Yaman bize her hamle yaptığında bunun karşılığını ağır eder. Açıkçası bence dün gece kaybetti. Depolardan dolayı demiyorum. Dün gece hepimizi öldürseydi tarihe geçmiş olurdu. Bu konuda senin hemfikirim ama kaybetmeye devam edecek mi, etmeyecek mi? Bir karar vermesi lazım. O kaybetmeye mahkum dayı. Bir taraftan biz mahallede Alparslan. Onun saltanatı uzun sürmez. Hazır reis. Dünkü depo baskınlarını kimse duymasın diye örtbas etmişler. Sağ kalanları da kendileri öldürmüş. Bu saatten sonra hiçbir şey örtbas edemezler. Onun mahallesinde, yani kendi kalesinde artık Alparslan var. Bu iyi bir şey değil Hızır Ali. Alparslan'ın yaptıkları bizi bağlamıyor olabilir. Ama Alparslan'a yapılacak herhangi bir şey bize yapılmış gibi olur. O yüzden bir an önce bu savaşı bitirmek istiyorum. Nasıl bitecek bu kadar olaydan sonra? Cihan Bey, sen Yaman'a gideceksin. Diyeceksin ki bizi o masada öldürememesi ona bir şey kazandırmaz. Ama o masada oturması ona çok şey kazandırır. Doğrusu da bu dayı. Masada hallederiz. O yüzden de zaten Yaman teklifi duyar duymaz reddedecektir. Bu teklifi ona sen yapma.
Bizzat ben yapacağım. Çağır buraya gelsin. İstediği kadar silahlı adamla gelebilir. Ben teklifimde samimiyim. Hiçbir şekilde kendisine düşmanlık yapılmayacak. Masada dahil. Ama masamın kuralları konusunda benimle el sıkışırsa, malum masada tek başıma değilim. Sen ciddisin yani. Senin için mahsuru var mı Cihan Bey? Sen de masa üyesisin. Soruyorum fikrini. Diğer arkadaşlar da senin gibi düşünecekse, hatta davranabilecekse, Behzat'la İlyas'ı kastediyorum, bence onlar kabul etmez. Kabul etmeyenler, Alparslan gibi kendilerine başka bir yol seçerler, benimle yol yürüyemezler. Ama benim masamda oturana da savaş açamazlar. Masanın kuralı, ayrılsan da düşmanlık yapamazsın. Çocuğu kucağından aldıklarına inanamıyorum. Ben gitmeyeyim diye yaptı Hayriye anne. Niyeti kötü değil onun. Herkesi kendin gibi düşünme. Niyetinden bize ne? Ceylan'ın tarafını tuttu mu tutmadı mı ona bak sen. Şimdi hala, benim anlamadığım Ceylan abla niye Bahar ablaya taktı kafayı? Bu sadece böyle vurma vurulma meselesi gibi gelmedi bana. Başka ne olacak Didem? Başka ne mi olacak? Seven insan kıskanır. Belli ki Bahar ablayı Hızır abiden kıskanmış. Ne alakası var Didem? Bahar benim en yakın arkadaşım. Hızır abiden niye kıskansın onu? Ömür, belki de Didem'in dediği gibidir. En iyisi ben. Müsaade et, alıp başımı gideyim buralardan. Gitmeyeceksin. Çünkü bu konunun seninle bir alakası yok. Bu tamamen bana ayar verme hamlesi. Hiç kimse de kusura bakmayacak. İlyas dahil. Babama anlatacak mısın? Abim dinlemez. Eve gönder. Önce bir İlyas'la konuşayım. Abime emrak yaparım. İlyas'a haber vermediler mi? Niye aramadı seni bu saate kadar? Hayriye anne haber verdirtmez. Karı koca kendi arasında çözsün, kimse karışmasın demiştir. Hatice abla Emine ablanın evinde. O olsaydı enişteyle İlyas'a bir şekilde haber ulaştırırdı. İlla ki bir ara arar. Haberi olur. Senin mahallende olanlarla Hızır'ın bir alakası yok Yaman. Bunlar Alparslan'ın işi. Alparslan kim Cihan? Çakır Beyli değil mi? Sana bir uzlaşma teklifiyle geldim. Bu büyük bir fırsat. Bugüne kadar yaptıklarının karşılığını alacağın gün bugün. Hızır'ın beni tuzağa düşürmeyeceğini nereden bileyim? Tuzağa düşürmek isteseydi bana söylerdi. Çünkü ben dün onu masada satmadım. Senin tehditlerinden korkup kendimi açık etmedim. Hakikaten etmedin. Ama buna
güvenerek oraya gelmek enayilik. Bence korkusuzluk Yaman. Oraya gel. Ya anlaş ya Hızır'ı öldür. Bir daha eline böyle bir fırsat geçmez. Biz yüklü gidelim Yaman abi. Senin bir göz hareketinle herkesi indiririz. Eğer Hızır oraya adam toplamış olursa dediğini yaparsın. Ama kimse yoksa seninle anlaşmak istiyor demektir. Hızır'ın teklifi ne Cihan? Bunu sorup duracak mısın yoksa gelip konuşacak mısın? Cihan abi, bir tuzak varsa size de yazık olur. Bu açıdan soruyor Yaman abi. Dün gece bunu gördük. Abin hepimizi vurmaya geldi oraya. Şahsi algılama Cihan Bey. Biz gücümüzü göstermek istedik. Gösterdik. Belli ki Hızır da anlamış. Uzlaşmak istiyor. Geleceğimizi söyle. Ne masaya oturması baba ya? Şaka yapıyorsun herhalde. Ya da orada öldüreceksin. Eniştenin dediği gibi. Şaka da yapmıyorum, plan da yapmıyorum. Ortada bir savaş var. Onu bitirmeye çalışıyorum. Bence sen Alparslan'ın yolunu kesmeye çalışıyorsun. Yaman'ı masaya oturtacaksın ki Alparslan onunla savaşamasın. Belki de doğrusu bu. Bu yaptığın yanlış baba. Sen de baba olunca yanlış yaparsın oğlum. Kuzenin Alparslan baba gibi. Tedbir alacak mıyız reis? Kalabalık gelir bunlar buraya. Belinizde silah bile olmasın. O kadar söylüyorum. Abi bunlar tesis altında olmazsa sen uzlaşalım desen de bir edepsizlik yaparlar. Onun şov yapacağı yer burası değil. Dün gece yaptı o şovunu. Gelecekse anlaşmak için gelecek. Lavuk mavuk bu kaya İlyas ama iyi iş yapmış. Yani bozuk saat bile günde bir defa doğruyu gösteriyor. İki. Ne için? Bozuk saat. Günde iki kere gösteriyor doğruyu. Neye göre kardeşim? Şimdi 24 saat var ya, 5 saat. Hani sabah 6, akşam 6 misal. İki kere yani. Allah Allah. Ya sabah 6, 6'dır. Akşam 6'ya 18 denir. Tamam Mesut, tamam. Doğru söylüyorsun, bir kere gösterir. Sağ olsun, Kaya da onu bir kere göstermiş. Sabah 6'da. Ben başka bir şey mi dedim? Gel var. Afiyet olsun. Müsait miydiniz? Tabii tabii, buyur. Aç mısın? Yok. Siz de yedim bir şeyler. Abim nerede miydi? Evet. Ömürle dertleştik biraz. Ömür de mi oradaydı? Hı hı. Dido'ya uğradı demek. Dün zaten görmeye gitmişti yeğenini.
Bu kız söylemiyor mu kardeşim sana nereye gittiğini, nereden döndüğünü? Söylüyor ya da söylemiyor. Karımla aramızdaki mesele sana ne? Açıkçası üzüldüm. Evde benim yüzümden tartışma yaşamışsınız. Seninle ne alakası var? Ömür öyle anlattı. Sanırım senden bir özür bekliyor. Ya da bir çözüm. Ne oluyor la? Ömür evi terk etmiş. Haberiniz yok mu sizin? Yok öyle bir şey ya. Kim uyduruyorsa artık bunları öyle kafasına göre yorum yapıyor. Ben sana söylediğini düşünmüştüm İlyas. Pardon. Ben aranıza girmeyeyim. Yeterince girdin zaten. Mevzuyu anlat, doğru düzgün anlayalım. Kim kimle tartışmış, neyi tartışmış? Mevzunun seninle ne alakası var? Ömür bir daha eve dönmem dedi. Benim anladığım, İlyas'ın bir ev bulmasını bekliyor. Diğer konulara benim girmem uygun olmaz. Ya evi terk etmek nedir? Kafayı mı yemiş bu? Abim onu yollar akşam. Kendi kendine triplere girmenin manası nedir ya? Girsin, girsin. İstediği eve, istediği zaman girsin. Girsin, hatta orada yaşasın. Benim yaşadığım ev belli. Affedersin ama Bahar. Karısının söylemediği bir şeyi adama niye söylüyorsun ben anlamadım. Behzat, bence kardeşinin yanında dur. Evde bayağı çok üzmüşler Ömür'ü. Bak kim üzecek Ömür'ü? Ceylan. Sebep? Belli ki mutsuz kadın evliliğinde. Satışacak yer arıyor. Bula bula da bizim Ömür'ü bulmuş. Allah Allah. Neyse bunu abimin konusu. Herhalde bacısının kolundan tutup kocasının evine yollar. Orhan. Söyler misin garsona bir baksın buraya? Hemen hanım abla. O kadar misafirliğinize geldim. İlk defa kahvenizi içiyorum. Hızır Reis. Teşekkür ederim. Cihan Bey bir teklifiniz olduğunu söyledi. Dün gece sen de bizde tatsız olaylar yaşadık. Artık bu olayları tatlıya bağlayalım istiyorum. Nasıl olacak o iş? Şartlarımıza uyarsan seni masada görmek istiyoruz. Sıkacaksanız şimdi sıkın. Masaya davet etmeye ne hacet? İhanet haricinde masada hiç kimse öldürülemez. Sen de herhalde ortaklarına ihanet etmezsin. Ama hala kaygın, korkun varsa masanın güvenliğinde senin adamların da bulunabilir. Dün gece ölümle tehdit ettiğim adamların masasına oturmak ne kadar akıllıca olur bilemem ama sokaklardan bıktın mı dersen vallahi bıktım usandım. Yani o kadar mahalleliye bak, yedir içir. Sonra bir gün mahalleye biri gelsin, sağa sola para dağıtsın.
Zibidiler peşine toplansın. Nankörler yani. Ne güzel işte Yaman. Belli ki sen de başka bir level'a geçmek istiyorsun. Eğer masanın kurallarına uyarsan bir zarar görmezsin. Sen de aklanıp bazı yaftalardan kurtulmuş olursun. Şimdi kuralları tam olarak konuşma yeri belki burası değil ama hırsızın elini kessen ağzıyla çalar. Kendim için demiyorum. Hani engel olamam diyorum. Ama sizin bu örgüt mörgüt felsefesi bana uyar. Benim param var. Yani aklama kısmı benim daha çok dikkatimi çekti. Detaylıca konuşuruz bunları. Hepsi organize edilir. Bak Yaman, bükemediğin bileği öpeceksin derler. Sen de, biz de birbirimizin bileğini bükemedik. O yüzden ver elini tokalaşalım. Sen bir üst seviyeye geç. Biz de gücümüze güç katalım. Herkes senin teklifine onay verecek mi? Vermeyen gidecek. Giden sonra bana yürüyecek. Yeğenin gibi. Masa üyesine savaş açamaz. Özellikle masadan ayrılanlar. Yani Alparslan gibi bir sorunun ortadan kalkıyor. Var mısın? En son elimi uzattığımda kardeşin elime sıktı. Ben eline sıkmayacağım, elini sıkacağım. Ben size para verip alayım dedim. Sen bedava verdin. Yani yine çalmış oldum. Neyse, bu son hırsızlığımız olsun. Hiç kimse benden çalamaz. Hediyem olsun. Evladım Kaya, arabayı hazırlasınlar. Çıkacağız. Nereye çıkacağız? Hızır otele çağırdı. Toplantı vermiş. Bana ne sizin toplantınızdan, ben gelmiyorum. Ne oldu la? Hızır Yaman'ın mallarını ister diye mi korktun? İstese de veremem. Çünkü malı yok. Anlamadım. Ne olur ne olmaz diye başka bir yere transfer ettim. Nereye? Niye söyleyeyim baba? Soruyorum diye. Hızır Reis, isterse söylerim. Ama çalıntı mal mülk isteyeceğini zannetmiyorum. Evladım Kaya, sen benim velatımsın. Benden sonra sen geleceksin. Ya İdris belli ki uşak gelmek istemiyor işte. Ne senden sonra? Ne seninle beraber. Bende de velat yok. Haydi kalk gidelim. Dönünce seninle konuşacağım. Olur baba, konuşuruz. Ceylan geliyor.
Bakma. Sizle mi görüşecekti? Öyle gözüküyor. Sen kalk. Başka bir yere geç. Seninle tanıştırılmadık. Ceylan Çakırbeyli. Biliyorum kim olduğunu. Zannetmiyorum. Eğer bilseydin, bu yaptıkların aklından bile geçiremezdin. Biz o konuyu Hızır'la aramızda hallettik. Hangi konuyu hallettiniz? Aramızdaki kan davasını değil. Sizin bir davanız olamaz. Çünkü sen Hızır'ın muhatap olacağı bir insan değilsin. Acımış, mazur görmüş, affetmiş. Ama ben affetmem. Benim sizinle bir davam yok. Neyi affetmiyorsunuz onu anlamadım. Anlamadıysan anlatayım. Benim evim yılanların yaşayacağı bir ev değil. Kafana göre evime girip huzur kaçıracaksan ve o evde yaşayanları zehirlemeye kalkacaksan senin başını ezerim. Ceylan Hanım, beni her zaman hayatta cezbeden şey tehdit edildiğim, men edildiğim konuların üstüne düşmektir. Belli ki bu zamana kadar sizin karşınıza güçsüz, çaresiz insanlar çıkmış. Ne istediğini bilen insanlar değil. Ne istiyormuşsun? Anlat. Dinliyorum. Annen mi oradaki? Evet. Bahar'la oturuyor. Ne konuşuyor olabilirler? Bence seni. Benimle ne alakası var lan? Geçen siz burada baş başa otururken annem gelmiş de sizi gereksiz bir samimiyette görmüş. Demek ki yanlış görmüş. Söyle annene, odama gelsin de konuşalım. Yani anlayacağınız, sizin sahip olmadığınız bir şey istiyorum. Mutluluk. Bu istediğin şeyin hemen peşine düş. Bu oteli terk et. Aksi halde ben sana mutluluk yüzü göstermem. Ne haber Mamiş? Anneciğim. Babam seni çağırıyor. Görüşecekmiş. Babam benimle görüşmek istiyorsa eve gelsin.
Hanım abla. Burada bir tatsızlık çıkacak. Biz ev bakalım. Çıktığı zaman bakarız Orhan. Henüz bir tatsızlık yok. Ölmemişsiniz. Niye ölelim baba? Öldürdünüz o zaman. Ben hiç ortağımı öldürür müyüm? Baba. Hadi çekilin. Bükemediğim bileği öperim dedi Hızır. Masaya ortağı olarak oturmamı teklif etti. Masasında mı öldürecekmiş seni? Buna tedbir almam konusunda da anlaştık. Bu nasıl bir anlaşma teklifi ki? Sabahtan beri bu mahallede çatışma durmadı. Alparslan konusunda bir şey yapamam. Ama yapmana da engel olmam dedi. Ayrıca da Alparslan masaya oturan birine kurşun atarsa hepimizi karşısına alır dedi. Senden hiç umudum yoktu lan Yiğit. Sonunda sana gösterdiğim bir yere oturabildin. Bu daha bir şey değil baba. Esas o masaya oturduktan sonra gör beni. Bak hepsini nasıl itim yapıyorum. İyi, iyi. Ne güzel. İşte it ite, it de kuyruğuna buyurur artık. Cihan Bey nerede? Görüşmelerinden haberi var. Yanımdaydı. O yüzden gelmene gerek yok dedim. Ne görüşmesi yaptın? Kim ne yaptın bilmiyorum ama... Umarım o yeğenin dün bize iyilik yaptı. Masaya oturtacağım düşüncesiyle bizi buraya toplamamışsındır. Dün masamıza gelip oturan birini masaya oturtmakla ilgili düşüncem var Haşmet. Konunun yeğenimle alakası yok. Kimi diye? Yaman'ı demeyin inşallah. Diyorum. Bizzat onu diyorum. Evladım Kaya ve arkadaşları o Yaman'a gereken cevabın bir kısmını verdi. Masaya niye oturuyormuş? Adamın dışarıda masayı bastım, herkesi öldürecektim demesindense masada oturuyorum demesi ve bu savaşın bir süreliğine bitiyor olması daha doğru. Dadaş, tanıdığım çok iyi bir doktor var. Yarın bir gidelim, görün istersen. Bence çok doğru düşünmüş Hızır. O Yaman'la 5 dakika aynı yerde oturmak istemem. O ayrı. Ama o adamı güdümümüze almak için başka yapacak bir şey yok. Rafet abi, sen bugün cezaevine gidecektin. Bu Yaman'ın abisi Derman'la görüşmeye. Gündüz haber gönderdim cezaevine. Cevap, kardeşimle anlaştılar. Ondan sonra görüşürüm diye geldi. Yani bence Yaman'ın masaya oturması doğru bir karar. La hırsız dediniz adamlarla.
Ortaklık mı edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Hep beraber çalmaya mı çıkacaksınız? Buradaki herkes daha önce övünmediği işler yapmıştır. Ya adamı tövbe mi ettireceksin? Alışmışım tövbesi olmaz. Denemekte fayda var. Tövbe etmezse pişman ederiz. Ama bu bir süreç. O yüzden bu konuda hiç kimseden itiraz istemiyorum. Abi, benim anladığım kadarıyla sen hepimiz bu masadan ayrılalım. Kendimize birer yazıhane açalım peşindesin. Öyle mi? Dediğimi yapmayacaksa benim için bir mahsuru yok. Benim için de. Sizce konu bittiyse bizim için çoktan bitti, müsaadenizle. Dadaş, belli ki siz ikiniz bu kardeşlerinizi ya sildiniz ya da bir plan yapıyorsunuz. Burada güvenmediğiniz başka kim varsa çıksın bize de söyleyin. Tek planım hırsızı gözümün önünden ayırmamak. Hızır Reis öldürmeye plan yapmış belli ki. Yoksa oturtur mu o yamanı masaya? Oturtur. Hızır amcam oturtur. Sırf savaş bitsin diye. Hatta ben Yaman'la savaşmayayım diye bunu yapar. Ama Yaman nasıl amcama güvenip o masaya oturacak? O masada bir plan var mı yok mu öğrenmek için? Birini satın alamaz mı bu Yaman? Ya masada kim kimi satacak Kubi? Hepsi dün birlikte ölümü kabul etmişler. Kimse masayı satmamış. Bence o otelden çıkan biri. İlla ki Yaman'a gidip güvendesin ya da değilsin diye bilgisini verecektir. Kimi kastediyorsun baba? Yavuz'u. Ha, diyorsan biz takibi alalım. Ya da ne bileyim, Kubilay'ı tanımıyor. Gitsin tenhada bir yerde sıksın kafasına mermiyi. Biz o masada oturmuyoruz. Amcamın işlerine karışmayacağız. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ya Ömür. Hem beni terk ediyorsun hem de bana haber verme gereği bile duymuyorsun. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Seni terk etmedim İlyas. Evi terk ettim. Dün gece de bunun gerekçelerini sana kendimce anlatmaya çalıştım. Ve sen her zamanki gibi yine beni dikkate almadın. Aldım. Aldım Ömür. Bugünün konusu değil. Bakarız dedim. Bakarız demek dikkate almamaktır. Yaparım demek dikkate almaktır. Ya sen bana haber vermeden o evden kapıyı çarparak çıktın mı çıkmadın mı?
Kapıyı çarpmadım. Ben sana bir çarparım. Anlamadın mı? Ömür, sen benim karımsın. Bir istediğin olmadı diye o evi terk edemezsin. Senin kucağına emanet bir çocuk bırakıldı. O yokmuş gibi davranıp çıkıp gidemezsin. Benim karım ölür, bunları yapmaz. Ama anladığım kadarıyla senin kocan olmak için senin her dediğini yapıyor olmak lazım. Hem de hemen yarın. Sana aşağılandığım yerde, kocamdan başkasının bana hesap sorduğu yerde yaşamam dedim. Ve sen bunun hesabını ne kimseye sordun, ne de ertesi gün topla bavulunu çık o evden dedin. Demedim. Demeyeceğim de. Ömür, tane tane ve net bir şekilde söylüyorum. Orası benim yaşadığım ev. Benim yaşadığım ev benimdir. Ve eğer hala biz diye bir şey varsa bizimdir. Anladın mı? Ya şimdi benimle bu evden çıkarsın, evimize gideriz. Ya da? Ömür, geliyor musun, gelmiyor musun? Gelmiyorum. Gelme. Gelme. Nerede İlyas? İçeride abi. Niye sen de gelmedin? Kendisine sorarsın abi. Hayırlı geceler. Şimdi. Baba. Ne oluyor burada? İlyas Ömür kavga mı etti? Biraz tartıştılar. Aşıklar neticede olur öyle şeyler. Ömür nerede? Odasında. O durumu sonra sana anlatır. Ama bana sorarsan şu an üstüne gitme. Esat, neredesin? Lokasyon olarak mı, laf olsun diye mi soruyorsun? Laf olsun diye soruyorum. İlk benden duy istedim. Ömürle ayrılıyoruz. O ne biçim laf İlyas, kafayı mı yediniz? Vallahi niyesini, nasılını artık bacına sorarsın. Ya yüz göz etme beni şimdi bacımda. Sana soruyorum işte, hazır boş boş takipteyim, konuş. Kimi takiptesin? Yavuz Lavuğunu. Senin onun peşinde ne işin var? Bence o Yaman'ın yanına gidiyor. Daha demin otelde birlikteydik, bir şey demedin, sonradan bir şey mi oldu? Valla ben 6. diyeyim, sen 7. de. Bir his geldi işte kanka. Var. Neredesin, nerede? Şu anda Sarıyer tarafındayım. Tamam, konum at. Ya boş ver şimdi konumumu. Ya konum at. Konuşacaklarım da var zaten.
Adama takipteyim diyorum, konum at diyor. Ben nereye gittiğimi biliyor muyum da konum atayım? Telefon hala açık Behzat. Seni duyabiliyorum yani. İyi. Sen sarı yere doğru sür. Benim telefonum açık, seni dinliyorum. Hani dertliymişsin ya. Yemekler soğudu Yavuz. Nerede kaldın? Arkamda bir araba beni takip ediyor. Sana 15 dakika mesafedeyim. Kimmiş o takip eden? Behzat'ın arabası. Ama içinde başka biri var mı göremedim. Biliyordum. Behzat'ın ve İlyas'ın ayağıma dolanacağını biliyordum. Ne yapayım? Geleyim mi döneyim mi? Sen buraya doğru gel. Çocuklar yola çıkıyor. Tamam. Nasıl istiyorsun? İsmet, Cevat. Gidin şunları öldürün. Kafamız rahatlasın. Abi. Az önce masayı kabul edildin. Şimdi bu ikisini öldürürsen nasıl olacak bu iş? Ulan belli ki Yavuz açığa çıkmış. Hızır bunları Yavuz'un peşine taktıysa bizim için masa diye bir şey yok. Ha, bunlar Hızır haricinde kendi başına iş yapıyorlarsa başka çaremiz yok. Sıkacağız. Eyvallah abi. Ya kanka sen kafayı mı yedin? Ömür nereye terk ediyormuş seni ya? Bak o sabaha kadar zırlar. Sonra ben sabah onun gözünün yaşını silerim. Alır sana getiririm. Öyle saçma şey mi olur ya? Sağ ol Behzat. Araya gir diye anlatmıyorum ben bunları. Hem senin getireceğin gibi alacak olsaydım ben de alır götürürdüm herhalde. Yok sana yakışmaz, ben yaparım. Neticede senin karın benim bacım. Yani? Yani sen kötü olma, ben olurum diyorum. Allah Allah. Fark etti mi nedir? Dolanıp duruyor gibi geliyor ama. Neredesiniz? Göktürk İstanbul Caddesi'ndeyiz. Kanka tuzağa düştüm. Zalim felek vermez benim ruhum.
Biz Besat. Bu elde yok.